Merhabalar, Özlem Tunalı ile Spiritüel Sohbetlerine hoş geldin. Bu videomda Reiki soruları yanıtlarına devam edeceğim. 3 hafta önce Facebook'tan Reiki ile ilgili sorularını buraya yazabilirsin. Reiki ile ilgili yeni bir videoda anlatacağım dedim. Aradan 3 hafta geçti. Daha yeni fırsat buluyorum. Gecenin 3'ü. Artık fırsat mı desem, yaratmak mı desem, o 10 dakikada ne kadar anlatabilirsem bilgi vermeye çalışacağım. Bu soruları yanıtlamak istiyorum çünkü her bir soruya değer veriyorum. Her birinize değer veriyorum. Bundan dolayı bulabildiğim küçük vakitlerde olabildiğince yanıtlamaya çalışıyorum. İlk soruyla hemen başlayayım. Denilmiş ki, ilk soruda denilmiş ki, hocam evli ya da bekar olmak aşk uyumlamalarında fark ediyor mu? Mesela ben evliyim. Büyük ilişki aktivasyonu benim zümrüt, aşk ve ikna auram almam uygun mudur? Uygun. Evli ya da bekar olsun, kişinin partneri olsun ya da olmasın, bu tür uyumlamalar çok iyidir. Kişi evli olduğu için, onun için yorumlayalım, gayet güzel. Ne demek? Şimdi kişi evli olduğu zaman bunu eşine şifa olarak yolladığında ya da yollama, senin üzerinde böyle bir şey olduğunda aramdaki ilişki, kuvvet artar, aşkın artar. Diyelim ki aşk reiki evli olan insan için bile gerekli. Bu ne yapar? İlişkideki, bir evlilikteki tutkuyu, heyecanı, mutluluğu, yakınlaşmayı arttırır. Bunu hangi evli çift istemez ki, değil mi? O yüzden benim zümrüt aşk ve ikna aram olsun ya da aşk reiki olsun, büyük ilişki aktivasyonu olsun, tutkulu evlilik güçlendirmesi diye bir uyumlama var. Bu da çok güzel. Bundan da bahsetmek lazım. Benim zümrüt aşk ve ikna aram da harikadır. Kısacık bahsedeyim. Hem ikna da iyi, hem zümrüt gibi bir aura, senin auranın en dış katmanına bu uyumlama aracılığıyla aktarılır ve aynı zamanda aşk enerjisi yayarsın. Böylece eşin, sevgilin, partnerin arandaki enerji, kimya farklılaşır, daha tatlı olur. Yani tartışmalar azalır, anlatmak istediğini daha rahat anlatırsın. Bunu hangi kadın istemez ki? Yani, değil mi? Bununla birlikte söylemeden geçemeyeceğim, önermek istediğim bir uyumlama daha var. Hani sormuş ya bu evli hanım, eşimle aramdaki kimya için bunlar olsa olur mu diye. Olur. Ve bir de seksi kırmızı ateşli coşku diye bir uyumlama var. Çok güzel bir uyumlama, etkili bir uyumlama. Bir de şey de söylemek istiyorum. Hani etkili uyumlamaları seçmek daha iyi. Birçok yerde bahsettim. Hep Reiki'de doğru şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Hani 500 tane uyumlamanın olması gerekmiyor. Ben hoca olacağım demiyorsan şayet 500 tane uyumlaman olması yerine hadi bu işlerle ilgiliysen 50 tane süper uyumlaman olsun. Yani nokta atışı uyumlama olsun, değil mi? 10 tane hafif sistem alacağına onun yerine bir tane doğru düzgün kuvvetli sistem al. Bu neye yarar? Neye yarar? Yani bunları çalışırken bir zaman veriyorsun, emek veriyorsun, maddi de bir tabii ki bir şey veriyorsun. Dolayısıyla senin için önemli olan neyse ona göre etkili uyumlamaları alman daha iyi olur. O yüzden bunlar çok önemli. Burada verdiğim tiyolar önemli. Bunları değerlendirmen iyi olur. Devam edelim sorulara. Şöyle bir soru gelmiş. Her tür soruyu yanıtlamaya çalışıyorum. Mantıklıysa. Bazıları mantıklı olmuyor ama yine de karşı tarafın o ihtiyacını karşılamak için yine de yanıtlıyorum. Burada da şöyle bir soru var. Karşı cins uyumlama hocası ve danışan arasında pisişik cinsel saldırı olabilir diye bir şey duydum. Doğru mudur? Bazı erkek hocalar bayan danışanların sakral çakrasından enerji çekiyormuş şeklinde, eğer varsa böyle bir şeyden nasıl korunuruz demiş. Şöyle bir şey söyleyeyim. Reiki sistemlerinde böyle bir şeyden korkmana gerek yok. Direkt söyleyeyim. Kimden alırsan al. Kalkanın olsun ya da olmasın. Reiki'nin hiçbir sisteminde böyle bir şeyden, saldırıdan, hani cinsel saldırı anlatmış burada. Karşı cins uyumlama hocası danışan arasında psişik cinsel saldırı olabilir diye bir şey duydum. Demek ki bir yerde okudu bunu. Böyle bir şey oluyor bilmem ne falan filan diye birileri korkuttu. Olabilir. Her türlü insan var. Ya Nevin, ne var biliyor musun? Çok bilgiden ziyade her zaman olduğu gibi doğru bilgi önemli.
Bu kanalı açmamın sebebi doğruları anlatmak. Spiritüel yolculuğum grubunu 2013 yılıydı galiba benim kurduğumda. Onu kurmamın sebebi doğruları anlatmaktı. Uyumlamalar grubunu kurduğumda gene aynı şeyi düşündüm. Çünkü o kadar yanlış bilgiler var ki ve hani şöyle bir şey var. Bunlar popüler oldu, moda oldu. Reiki sistemleri, şifa sistemleri, bunlardan bahsetmek yine akımlar. Ama bununla birlikte bilen de konuşuyor, bilmeden, bilmeyen de konuşuyor. Bilen de Reiki hocası, bilmeyen de Reiki hocası. Gerçekten iki tane uyumlaması olan ben Reiki hocasıyım diye kendini sıfatlandırıyor. Uyumlama yapıyor. Ve bunu anlatıyor. Ve öğrencilere dinliyor. Ama sürekli ve olanı da anlatıyor, olmayanı da anlatıyor, doğruyu da anlatıyor, belki yanlışı da anlatıyor. Bazıları da bunu rating için yapıyor. Bazıları da Reiki'den soğutmak için yapıyor. Hani Reiki ile uğraşmasınlar, Reiki şöyledir, böyledir falan diye böyle bir şeyler atmak, çamur atacak. Ne olacak? Çamur atacak. Hani burada da denilen öyle bir şey. Hani bazı karşı cins uyumlama hocası danışan arasında psikolojik saldırı, cinsel saldırı olabilir diye duydum diyor. Reiki'nin çok güzel bir tarafı var. Bunu ilk başladığımda öğrenmiştim ve Reiki'ye hayranlığım arttı bunu öğrendiğimde. Çok çok güzel bir şey bu. Bak bu Reiki soruları yanıtlarında ne kadar çok şey anlatıyorum değil mi? Bu 30'un kaç oldu? 30'u geçti bu. Çok güzel bir şey var. Reiki sadece ve sadece iyiye kullanılan bir sistem. Hangi türü olursa. Hani bunu Reiki'nin yüzlerce Reiki türü var. Usul Reiki de, para Reiki'si de, aşk Reiki'si de, evlilik Reiki'si de. Yüzlerce Reiki türü var. Hangi sistemi kullanırsan kullan, Reiki ile alakalı, bu sistemlerle ilgili böyle bir şey olamaz. Hani sadece iyiye kullanılıyor. Kötüye çalıştırılmaya çalışıldığı zaman da sistem çalışmıyor. Hiçbir şey yapmıyor, çalışmıyor. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel. Bir spiritüel olarak. Belki de benim diğer spiritüellerden farkım bilgiyi yukarıdan direkt alabilmem. Yani hani bu böyleymiş, şu şöyleymiş, bu da böyleymiş, şöyle bir şey okudum, olur mu olmaz mı diye. Belki ben de okuyacaktım. Bu böyleymiş, şöyleymiş diye yorum yapacaktım. Onlardan öğrenecektim. Ama bundan ziyade bilgiyi direkt spatyumdan yukarıdan alabildiğim için ekstra bir bilgi de edinebiliyorum. Evet, bundan dolayı Reiki sistemlerinin böyle kötü şeylere kullanılmadığını çoktan öğrendim. Daha başlarken öğrendim. Bu yüzden ister kalkanın olsun, ister olmasın, kimse sana Reiki aracılığıyla cinsel bir saldırı yapamaz. Hiçbir çakrandan yapamaz. Kalkanın olmasa da bu olmaz. Anlatabildim mi? Herhangi bir hocanın, kötü bir hoca, milyon tane çok fazla hoca var. Diyelim ki kalbinde fesatlık var. Böyle bir şey olsa bile hocanın Reiki sisteminin kendisi buna izin vermez. Asla izin vermez. O yüzden böyle bir şeyden çekinmene gerek yok. Bunu diyen insan neden demiş olabilir? Bilmiyor olabilir. Art niyetli olabilir. Yani rating kazanmak için olabilir. Dikkat çekmek için olabilir. Senin ilgilenmeni istemiyor olabilir. Ya da böyle bir şeylerin prim yapmasını istemeyen bir insan olabilir. Olabilir, olabilir. Hani ağzı olan konuşuyor. Bilgisi olan konuşsa hadi neyse. Ama ağzı olan ya da günümüzde klavye kahramanlığı diyoruz ona. Parmakları olan konuşuyor. Değil mi? Ağzı olmasına bile gerek yok. Bu soruyu yanıtladım. Devam edelim. Yani bu öğrencimin kalbi temiz, çok güzel bir insan. Sadece korkmuş, çekinmiş. Ben bilgiyi, bunun yanıtını veriyorum. Böyle bir sorunun yanıtını veriyorum. Böyle bir soru hani olabilir. Evet, her şeyi yanıtlıyoruz. Fakat hani böyle bir saldırı gerçekleşir mi? Hayır. Böyle bir şey gerçekleşmiyor. Çünkü Reiki çok güzel bir sistem. Bir soru daha yanıtlayacağım. Sonra başka bir videoya geçeceğim. Diyor ki kendi aura çevremde aralıklı genişleyen halkalar gördüm. Biri mermer desenliydi, siyah gri. Kalkanımı görmüş olabilir miyim? Olabilirsin. Evet. Sizin yaptığınız kalkan dışında Reiki uyumlaması olarak kalkan var mıdır? Uyumlama olarak değil de birçok kalkan var Avrupa'da. Avrupa kaynaklı kalkanlar. Ama ben bu kalkanların hepsine uyumluyum. Birçok dediğim 5-6 tane kalkan türü var. Fakat bunların hani tırnak içinde deneyimlerimle
40 katmanlı kalkan ve 2 katmanlı kalkan dışında başka kalkanların pek de işe yaramadığını gördüm. Ve ondan dolayı diğerlerinin hiçbirini yapmıyorum. Hani birisi bana diyor ki, benim şöyle bir özelliğim var, bilenler bilir. Hocam bana şunu yapar mısın? Yapmam. Niye yapmam? Ben senin yarın da yüzüne bakacağım, öbür gün de yüzüne bakacağım. Değil mi? Ben seni bir kerelik düşünmüyorum. Bundan dolayı dünyanın her tarafında gönül bağı kurduğum insanlar var. Bu çok güzel bir şey. Nereye gitsem dostluklar, bir kahve içip oturacağım, sohbet edeceğim insanlar var. O yüzden birine bir işlem yapınca onun teyzesine söylüyor, kuzenine söylüyor, akrabasına söylüyor, arkadaşını hediye ediyor. Niye böyle oluyor? Doğruyu söylediğim için. Başka bir sistem işe yaramıyorsa diyorum ki bunu alma. Bana diyorlar ki hocam kendinizi düşünmüyor musunuz? Burada benim kendimi düşünüp düşünmemem söz konusu değil. Oluyor değil. Olay senin işine yarayıp yaramaması. Sen ona başka bir şeyi tercih edebilirsin. Benim seni doğru yönlendirme önemli. Ben bir lokantaya gittiğimde adama bir şey söylediğimde garsona bana şunu getirir misin, bu balığı getirir misin dediğimde onu istemeyin, o biraz bayat dediğinde benim adama saygım artıyor. Bana söylemiş olması iyi bir şey. Sana işte çupra getirelim, levrek getirelim, başka bir şey verelim diyor. Güzel, gerçekten güzel. Ama önüme bayat balık geldiği zaman ben o lokantaya bir daha gitmem. Değil mi? Aynı şey. Oradaki garson da keşke beni bana söyleseydi derim. Yani keşke uyarsaydı. Onun gibi. Yani doğruyu söylemek daha iyi. O gün öyle olmuş olabilir. Bunu örnek veriyorum. Mecazi, bürsel, teşbihte hata olmaz diyerekten. Hani burada da hafif sistemler var. Ya da Avrupa'dan bizim uyumlandığımız kalkanlar var. Ne varsa ben uyumlandım buna. Eşim de öyle. Tanju Hoca da öyle. Ama biz hoca olmak manasında en kapsamlı şekilde gelişebilmek için yaptık. Ama ben danışanımı, öğrencimi doğru yönlendirmek zorundayım. Hani burada etkili neyse onu söylemek zorundayım. Öyle değil mi? O yüzden 40 katmanlı kalkan ya da 2 katmanlı kalkan dışında pek de etkili olmadığını gördüm ve uyumlamıyorum. Yapmıyorum kimseye. Yapmıyorum. Bana yap dese de yapmıyorum. Bunu da söylüyorum yani. Doğru yönlendirmek lazım. Ama ben uyumlu muyum onlara? Evet, uyumluyum. Hafif olan bir sürü sisteme de uyumluyum. Ama birisi, yani hani şimdi isimlerini söylemeyeyim bazı hafif sistemlerin. Çünkü başka Reiki hocaları uyumluyor. Onların da gücüne gitmesin. Ama birisi bana söylediği zaman diyorum ki sana bunu yapmayalım ama şunu yapalım. Daha iyi olur. Öyle söylüyorum. Zaten hani para uyumlamaları videom var, aşk uyumlamaları videom var. Oralarda anlattım. Hangi uyumlamalar daha iyi, hangi uyumlamalar daha az iyi tırnak içinde. Bunun gibi. Sorular çok kapsamlı. Bunları tek tek yanıtlamaya niyet ediyorum. Şimdilik bu kadar olsun. En iyi, en güzel ve en sağlıklı versiyonunda yaşamanı niyet ederek sevgilerimi sunuyorum.